İşçi sınıfının birlik mücadeleye dayanışma günü 1 Mayıs'a sayılı günler kaldı. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Diyarbakır'da da 1 Mayıs hazırlıkları sürüyor. Bizler 1 Mayıs öncesi Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ne gelerek buradaki işçilerin 1 Mayıs öncesi taleplerini ve sorunlarını dinlemek istedik. Biz işçi olarak biz işçilerin daha iyi şartlar altında kazasız yani iş kazalarının daha az olduğu bir ortamda çalışmak istiyoruz. Koyduğu kuralları bir de uygulasalar çok daha güzel olur. Şimdi örneğin bir işçi askeri ücret çalışıyor değil mi? Bunu denetleseler mesela bu adam o parayı alıyor mu? Çocuk parasını alıyor mu bu adam? Almıyor musun? Denetlemeler çok eksik. Bayram tatilleri mesela çoğu yerlerden oluyor, çoğu yerlerden olmuyor. Nasıl anlatsam şimdi gerçekleri söylesem ben işten atılacağım yani nasıl söyleyeyim ben bunları? Patronlar duyarsa beni işten atacaklar yani nasıl gerçekleri söyleyeyim? Diyarbakır'da çıkışını verdiğiniz zaman tazminatı vermiyorlar. O yüzden millet burada çalışamıyor, İstanbul'a gidecek, Ankara'ya gidecek. Yani bir askeri ücret 2 milyar olsa yine iyidir. Halk kimse artık para derdinde değil, iş derdinde değil. Yani her şeyi bırakmışız bu kenara. Yani insanlar ölmesin, buradaki insanlar ölmesin diyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Yani işçi bayramına da istediğimiz bu. Gerçekten de iş istemiyoruz, aç istemiyoruz. Devletten bir beklentimiz yok. Yani bize buraya fabrika kursun, şu kursun istemiyoruz. Kan dursun yani. Şimdi bu savaş dolayısıyla işler düştüğünden dolayı işi çıkartmaya gitti patronlar. Bütün fabrikalarda yani bir tane tek değil. Bütün şu fabrikalar... an burada hem işçi çıkartılıyor ve işçiler de ücretlerini alamıyor gibi bir sorun var değil mi? Evet. Böyle 1 Mayıs'a giriyorsunuz. Doğrudur. Doğrudur. Taleplerimiz bunlar da tabii ki görülürse. Yani bunun bir an önce son bulmasını istiyoruz. Ama barışçıl koşullar içerisinde bunun son bulmasını istiyoruz. Yani bir noktada artık bunun noktalandırılmasını istiyoruz.